Evet işsizlikle ilgili size ufak bir sunum yapmak istedik. İşsizlik şu anda Türkiye'nin en can yakan problemlerinden birisi. Bir yanda TÜİK'in rakamları bir yandan da DİSK'e bağlı DİSKAR'ın rakamları var ve bu iki rakama göre de işsizlik gerçekten çok büyük boyutlara ulaşmış durumda TÜİK'in rakamlarına bile göre bile çok can yakan boyutlara ulaşmış durumda işsizlik. Haziran ayı işsizliğinden bahsediyoruz. 2019 yılında bir önceki yıla göre 2018'e göre 2.8 puanlık artış gerçekleşti ve yüzde %13 olarak açıklandı işsizlik rakamları. Şimdi e, yanımdaki ekranda birazdan Diskar'ın rakamlarını göreceğiz. Diskar'ın bu konuyla ilgili yaptığı tespitleri göreceğiz ama önce kısaca size TÜİK'in rakamlarından bahsetmek istiyorum. Şu anda TÜİK'in rakamlarına göre Türkiye'de işsiz sayısı 4 milyon 253 bine ulaştı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Son bir yılda 940 bin kişi daha eklendi işsizler ordusuna. Her 4 gençten biri işsiz. Genç işsizlikte çok büyük problem var gerçekten. 5,4 artış gerçekleşti gençsizlikte ve gençsiz oranı %24,8 olduğu yani her 4 gençten... ...birisi ne yazık ki işsiz... ...TÜİK'in rakamlarına göre bile böyle... ...kayıt dışı çalışma oranı da çok yüksek durumda... ...kayıt dışı çalışanların oranı da... ...yüzde 35,2'ye... ...yükseldi. Ee, bazı Sosyal medyada yer alan bazı... ...veriler, bazı paylaşımlar var. Bunları referans göstererek bunlarla ilgili de... ...bir iki bilgi vermek istiyorum size. İşsizlik oranlarında son bir yılda... E, ...Japonya'nın... ...toplam işsizliğinden daha fazla... ...artış gerçekleşti. Yani bizim sadece işsizlik işsizlik oranındaki artışımız, işsizlik sayısındaki artışımız Japonya'nın toplam işsiz sayısından daha fazla. Bu konudaki vehametin ne kadar büyük olduğunu bu rakamdan sanıyorum görebiliriz. İstihdam edilenlerin oranında da ciddi şekilde azalma var. 2019 yılı Haziran döneminde bir önceki yıla göre 802 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 512 bin oldu. İstihdam oranı ise 2 puanlık azalışla 46,4'e yükseldi. Şimdi kriz dönemlerine bakacak olursak bu da yine bir sosyal medya paylaşımıydı. Oradan kaynak göstererek almış olalım. Ee, kriz olduğu dönemlerde yani yakın dönemde Türkiye'de kriz olduğu yıllarda örneğin 1994'te 8,5'miş işsizlik oranı, 2001'de 8,4'müş, 2009'da 10,3'müş ve 2019'da içinde bulunduğumuz yılda ise işsizlik oranı %13'e kadar yükselmiş durumda. Yani yakın dönemdeki krizli dönemlere baktığımızda şu anda içinde bulunduğumuz dönem işsizlik oranının maalesef en yüksek olduğu dönem diyelim. Ve şimdi e, DİSKAR'ın rakamlarıyla devam edeceğiz. Hemen kapağı ekranlara getirelim. Evet ilk e, başlık olarak bu seçilmiş İşsizlik dengelenmiyor. İşsiz sayısı 1 milyon arttı. İstihdam 770 bin azaldı. Diskar işsizlik ve istihdam raporu kapağı bu şekilde. Hemen devam edelim. Mevsim etkisinden arındırılmış e, ra, rakamlara bakacağız. Dar tanımlı işsizlik, geniş tanımlı işsizlik görüyorsunuz. Dar tanımlı işsizlik 3 milyon 529 binden 4 milyon 532 bine yükselmiş TÜİK dar tanımlı işsizliği ele alıyor. TÜİK'in e, dar tanımlı işsizlik rakamı da yine diskarinkinden düşük ama geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda 5 milyon 952 binden 6 milyon 988 bine yükselmiş. Yani Türkiye'de neredeyse 7 milyon kişi işsiz durumda içinde bulunduğumuz dönemde bu rakamı hiç dile bile getirmiyor TÜİK ama ne demek geniş tanımlı işsizlik? Yani bu rakamın içinde iş aramaktan ümidini kesmiş olanlar da var. Dar tanımlı işsizliğe bu rakam katılmıyor. İş, iş aramaktan ümidini kesmiş olanlar katılmıyor. Gördüğünüz gibi arada da çok ciddi bir fark var. İş aramaktan ümidini kesenleri de kattığımızda 7 milyon işsiz var şu an neredeyse Türkiye'de Haziran 2019 rakamlarına göre diskarın verilerini incelemeye devam ediyoruz. Evet bir sonraki grafiğimizi ekranlara getirelim. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranlarına bakıyoruz. Burada da bu rakamlar da yine yüksek seyretmeye devam ediyor. Haziran 2018'de geçtiğimiz yıl yüzde 10,9 olan bu rakam bu yıl. %13,9'a yükselmiş durumda. Bakın Haziran 2018'i ele alalım 10,9 iken Haziran 2019'da ise 13,9'a yükselmiş mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı. Grafikteki eğriyi gözü görüyorsunuz. Ee, burada mavi olan işsizlik oranındaki artış, ee, yeşil olan tarım dışı işsizlik oranı ve genç nüfustaki işsizlik. Kırmızı grafikse bakın ne kadar yüksek bir ivme ile işsizliğin arttığını e, görüyorsunuz. Neredeyse e, son aylarda hep %25 dolayımında yani her 4 gençten birinin işsiz olduğu duruma %18'lerden bakın... 18 Nisan'da %18'lerden bu 2019 Haziran ayında 25,8'lere kadar gelmiş ve çok ciddi bir artış görülüyor. Aynı artış tarım dışı işsizlik ve normal işsizlikte de var görüyorsunuz yeşil ve mavi grafikte ama en hızlı ivme, en yüksek ivme genç işsizlik oranındaki artışta görüyoruz bir sonraki grafiğimize geçelim sigortalı işçi sayısı sigortalı işçi sayısında çok ciddi bir azalma var bir yılda 308 bin azalma görülmüş bu grafikte de aktif sigortalı işçi sayısını görüyoruz bir, bir yılda yani Haziran 2018'den Haziran 2019'a kadar bu grafikte de yine bir yılda 308 bin Sigortalı işçi sayısında azalma olduğunu görüyoruz. Peki devam edelim bir sonraki grafiğimizden. İşsizlik sigortasına 1 milyon 345 bin başvuru olmuş. Bu da gerçekten çok ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi işsizlik sigortası dediğimiz, işsizlik fonu dediğimiz çok e, aslında yüksek bir e, meblağ. 130 milyar liralık bu fon ama bu fondan yalnızca 657 bin işçi örneğin e, Temmuz ayında yararlanabilmiş. E, yani oran çok düşük. İşçilerin yararlanma oranı çok düşük ama bu çeşitli vesilelerle siz de duymuşsunuzdur işverenlere, patronlara bu e, rakamlar yarıyor. İşsizlik fonunu nasıl oluyorsa işsizler değil de İşverenler işsizlerden daha çok kullanıyor durumda çeşitli vesilelerle, çeşitli e, işe alımlarla, geçici e, çalıştırmalarla e, bu e, işsizlik fonundan patronlar, işverenler daha fazla yararlanıyor. Haziran e, ayında da 1 milyon 345 bin başvuru olmuş işsizlik sigortasına. Devam edelim bir sonraki grafiğimizde. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda 769 bin kişilik daralma olmuş istihdamda ciddi bir düşüş var. Haziran 2018, Haziran 2019 kıyaslanıyor. Haziran 2018'de 28 milyon 752 bin istihdam varken Haziran 2019'da yani verilerini konuştuğumuz ayda 27 bin 983 27 milyon 983 binlik bir e, rakam görüyoruz. İş, e, i̇stihdamda da 769 binlik bir daralma var diyelim. Devam edelim bir sonraki grafiğimizde. Evet, işsizlik e, türlerini görüyoruz. E, burada da e, genç kadın işsizliğinde çok ciddi bir e, artış olduğunu görüyoruz. Genç kadın işsizliğinde 35,5'e kadar yükseldiğini e, görüyoruz. Haziran 2018'de %29,9'muş bu rakam. Haziran ...2019'da ise %35,5'e kadar yükselmiş görüyorsunuz. En yüksek işsizlik genç kadın işsizliği %35,5 ile diyelim devam edelim. Evet burada da e, Haziran 2019'da açıklanan dar tanımlı işsiz sayısının... ...TÜİK ile işkur arasındaki farkına bakacağız. TÜİK Haziran ayında 4 milyon 253 bin işsiz var diyor... İş kursa 4 milyon 417 bin var diyor. Yani iş kur verileriyle TÜİK verileri arasında da ciddi fark var. 164 bin daha fazla iş kurun verileri. Yani anketlere göre yapılan TÜİK'in rakamları var olan kayıtlı işsiz sayısına göre 164 bin kişi daha fazla olarak görünüyor. Burada da TÜİK ve iş kur rakamları arasındaki Farkı görüyorsunuz e, yalnızca Haziran ayında daha fazla e, iş kurun rakamları e, e, ankete göre hazırlanan TÜİK'in rakamlarına göre 164 bin kişi daha fazla. Evet e, DİSKAR'ın rakamları TÜİK'in rakamları iş kurun rakamları bunları kıyaslayarak işsizliğin vehametini rakamlarla size bu sunumda anlatmaya çalıştık. E, ne yazık ki Türkiye uzunca bir süre daha işsizliği konuşmaya devam edecek gibi görünüyor.